Hele gel çiftçiler gel gel. Ben o lagunayı alayım ben. Hangi kanal abi bu? Aslında ben bal satmaya geldim buraya, fakat müşteri olursa iyi fiyat, istediğim fiyatı verirseler arabayı da veririm yani. Ben tok satıcıyım. Nasıl fiyatlar istediğiniz yüksek gibi mi? Şu anda sıfır araç olmadığı için Türkiye'de ikinci el fiyatları fırlamış durumda. Arabası olan varsa satsın, beklesin. Peki siz de fiyatlar yüksekken satayım mı dediniz? Tabii ki. Yani fırsatı değerlendirmek istiyorum. Var mı alıcı? Geliyor mu insanlar? Millet muhabbet etmeye gelmiş. Alıcı yok bugün. Geçen hafta, 3 hafta önce geldiğimde millet soran soranaydı. Millet bakıyor, geçiyor. Nasıl? Fiyatı sorunca, söyleyince şaşırıyorlar. Yok, fiyat sormuyor. Millet zaten etikette gördüğü için bakıp geçiyor yani. Muhabbet etmeye gelmiş millet. Ya, bal satmaya geldiniz. Bal satmaya geldim de fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. Araç bakıyoruz ama maalesef alamıyoruz. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Hani derler ya, delinin biri bir deliğe kuyuya taş attı, 1000 tane akıllı çıkartamıyorum. Yani bir delinin biri bir taş attı kuyuya, 1000 tane bir akıllı çıkartamıyorum. Ne bu ya? Fiyatlara bak kardeşim. Olmayacak arabalar 25 milyar, 30 milyar, 40 milyar. Ne kadar bütçem var? Ne kadar bütçem var? Benim yani en çoğu 20 lira bütçem var. Peki 20.000 liraya araba bulabildiniz mi? Mümkün değil kardeşim, ne mümkün? İmkan yok, alamıyorsun 20 lira. 20 lira doğanlar bile, adamlar diyorlar, şahinler doğanlar 20 milyon. Doğru düz binilecek araba da değil bunlar. Yani güvenliği yok arabaların. Öyle iyi normal bir araba almış olsan 40 lira, 45 lira, 50 lira, 55 lira. Yani çok büyük bir saçmalık bu yani. İnsanlar çıldırmış, nedir bu ya? Fiyatları görünce vaz mı geçtiniz? Tabii ki vazgeçeceğim. Herkes öyle bakıyorlar, almıyorlar kardeşim. Hani makul bir şey söyleseler abim neyse. Makul bir fiyat da değil. Yani hiç olmayacak bir fiyatlar bunlar. 10 liralık arabaya 25 lira istiyor adamlar. Olacak şey değil bu yani. Aracınızı satmaya mı geldin? Aynen, aracımı satmaya geldim. Malum ikinci el fiyatları da fırlayınca belki kar ederim diye pazara getirdim. Nasıl, müşteri var mı? Ya müşteri şöyle, şimdi müşteriler genellikle aracın kilometresine, bir de hani hasar kaydı varsa ona bakıyor. O da şimdi şöyle, fiyatlar yüksek olduğu için aslında fazla müşteri yok. Fiyatı söylediğiniz zaman, pazarlık yapmaya geldikleri zaman ne diyorlar? Yani ne diyorlar? Yani aracın kusuruna genellikle yöneliyorlar. Araçta kusur var mı veya hasar kaydı şu kadar. Yani fiyatı daha da düşürmeye çalışıyorlar. Malum şu anda fiyatlar yüksek olduğu için halkımız da ona yöneliyor. Siz de fırsatı değerlendirmek yani, mi? Mecbur bir yerden sana fırsatı değerlendirmeye çalışıyorsun. Peki sonra araba alabileceğiniz mi? Ya o da var işte, onu da düşünüyoruz yani, ne yapabileceğimizi tam bilmiyoruz. Satabilirsek ona da Allah büyük yani. kullanırsa çok düzgün kullanmış. Abi pazara geldiniz. Araç mı bakıyorsunuz? Abi araç bakıyorum, alamadığım için bisiklet alıp gideceğim. Neden alamıyorsunuz? Soğan alıp gideceğiz. Abi alamıyoruz. Maddiyat çok yüksek. Fiyatlar aşırı. 40 lira aldığım araba olmuş 80 lira, 100 lira. Nasıl alalım? Nasıl yani geçmişe kıyasla fiyatlar nasıl? Çok aşırı yüksek abi. 2-3 kat olmuş. Araç bakmaya geldiniz. Evet ama almadan boş gidiyorsun. Bari giderken sebze meyve alıp öyle gideyim buradan diyor. Boş gitmiyor ya, boş gitmiyor. Yoksa kızarlar. Az mı geçtiniz evet, arabanın? Az geçtik. Düşmesini bekliyor musunuz? Düşmesi daha yükselecek gidiyorlar. Hiç düşecek gibi olmuyor herhalde. Görünmüyor. Bu işe bir el atsa daha iyi olur yani. Yetkililer el atması lazım. Ne yapıyorsun?